Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Evrimcilerin hatasından, burayı okumuş muyduk? Bir daha şey yapayım. Bir kağıdı fotokopi yap, onun da fotokopisini yap. Onun da fotokopisini yap. Sonra de ki birisine hangisi eski? En son fotokopi için en eski diyecek. Mesela bir kağıt düşünün. Geçen yapmıştık. Devam edeceğim. Fotokopisini çek. Yusuf. Çektin mi? Çektiğinin de fotokopisini çek. Çektiğinin de fotokopisini çek. Asıl burada. Çektiğininkisini de çek. Çek, 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 çek. 10 tane. Tamam mı? Fotokopi sistemini bilmeyen, ömründe fotokopi görmeyen 200 sene önceki insana de ki asıl ile fotokopiyi, 10. fotokopiyi göster. Hangisi daha eski? Hangisinin eski der? En sondaki. Gerekçe silik. Eski. Oysa en yeni bu. Maymun en yeni. En eski insan. Fotokopi sistemi bilmiyor. Yani bunu öne atan 1876'da ölmüş Charles Darwin. O zaman 1935'te bilinen DNA ve RNA, hücredeki bu kodlamanın, şifrenin, bankanın, bilgi bankasının, kodların, şifrelerin olduğu bilinmiyordu. Charles Darwin döneminde, ki kendi ifadesiyle, bir hücre şöyleydi, bir balon. Balonun içinde şeftali suyu var, nar suyu var, maydanoz suyu var, armut suyu var. Böyle çeşitli suların bir araya getirildiği meyve suları bir torba gibi düşün. Hücre anlayışı böyleydi. DNA yoktu. RNA yoktu. Yani bir kod yoktu. Bir yazılım yoktu. Bir şifre yoktu. Kodlama yoktu. O zaman öne attı bir teori. Bu mantıklara göre kurdu. Dolayısıyla bu mantığa göre maymun en eskidir. Oysa fotokopinin en sonudur. Yani Darwin'i böyle bir şaşırdıkları o. En son fotokopi için en eski diyecek. Niye? Silik çıktığı için. Oysa eski görünen en yeni. Maymunun da insandan eski görünmesi de buna benziyor. Ama tersten bakmışlar, en son ürün insan diyorlar. Bu misal gibi. Oysa ilk ürün insandır. Sen bir şeye, bir şeyler arıyorsun, var olandan fark etmişsindir. Sen bir şeyler arıyorsun. Bir şeyler arıyorsun. Ne arıyorsun? Tam da bilmiyorsun ama var olanları kıyas ediyorsun. Var olanları kullanıyorsun. Var olanları kullanıyorsun. Yani benzetme yaparak, hatırlayarak, kıyas ederek çok bir şey anlatıyorum. Vardan bilinenler tamam. Bilinenleri kullanarak içerimizde bir dürtü, bir meyil, bir arzu, bir şey var yani, bir şeye doğru gitme var. Onu arıyoruz. Madde kuantuma kadar asıldı. Yani daha yakın tarihe kadar, kuantum teorine kadar madde neydi? Maddenin bölünebilir en küçük parçası atomdu. Değil mi? Madde buydu ve asıldı. Her şey bunun üzerine bina edilmişti. Bunun arkası yoktur. Zaten Cern hadisesinde gaye şuydu. Yani nükleer bir enerji veya yeni bir gelişim elde etmek ikinci gayeydi. Ana gayelerini söylüyorum ben size. Ana gayeleri şuydu, yazılarını okudum. Yani çeşitlilikleriyle beraber dinler, çeşitlilikleriyle beraber felsefe. Bu maddenin arkasında bir varlık olduğunu, bir alemin olduğunu, bir buna benzemeyen boyutlar olduğunu iddia eden dinler var. Bunlara son vermek.
ilim adına, bütün bilim adamları da topladılar. Çatallı ses çıkmasın. Farklı ses çıkmasın diye hepsini topladılar. Yoksa basit bir o kadar parayı bir devlet verir. Kasten hepsini topladılar ki bunun dışında fikir olmasın. Fizikçi kalırdı Pakistanlı, Türk bir fizikçisi. Hayır bu alemden sonra alem var. Ya olsaydı kardeşim burada 1000 tane veya 100 tane, 150 tane mi ne? Gözlemciyle beraber 280 mi neymiş? Fizikçi var. Sen tek reyin ne olur? Hiçbir değeri yok. Gaye şuydu. Maddeyi yok ettik. Enerjiye dönüştürdük. Kuantum teorisiyle. Nötrinolara dönüştürdük. Potansiyellere dönüştürdük. Baktık ki öyle bir şey yok. Maddeden öteye gidilecek bir alamet, bir varsayım, düşünebileceğimiz bir malzeme yok denmek için. Baktılar ki atomu parçaladılar, enerjiye dönüştürdüler. Baktılar ki atom altı, atom üstünde daha karmaşık, daha harika, daha mükemmel, daha acayip. İşte en dinsiz İngiliz'den, ben artık Tanrı'ya inanıyorum dedi. Ve Higgs denilen Tanrı parçacığı diye adlandırdı bir parçası. Çünkü niye? Bir sürü dalga boyları var, tayflar var birbirine geçen. Onu kutuplardaki şeye benzetiyorum. Kutuplara gittiğiniz zaman kutupların veya videosunu seyredirseniz böyle birbirine giren böyle dalga, ışık süzmeleri birbirine kırılan, kıvrılan böyle ama geçtiği halde şey yapan kırılıp ama aslını bozmayan böyle dalga boyları. Aynı böyle fakat bu kadar karmaşık ve karışık bir şeyde nasıl nizam var? O zaman birisi orada hakim. Onlardan bir tane üstünlüğü yok ama hepsi birbirine benzer ama bir tanesi onu idare etmesi lazım. Bunlar Higgs. Yani Tanrı parçacığı demek zorunda kaldı. Yani bir Allah demesen her bir enerji boyutuna Tanrı demek zorunda kalıyorsun. Ya ne yaptı, ne getirdi biliyor musun bu bize? Kısacası madde asıl değil. Bu bir sürettir diyor ustad, kışırdır diyor. Yırtılmaya, dağılmaya müsaittir diyor. Hatırladınız mı? 29 söyledim. Evet. Kabuktur diyor. Senin meselen değil mi? Lüp. Madde asıl değil. Neydi? Kabuk. Yani biz zarıda madde asıl değil. Ve yarılmaya, yırtılmaya, müstakar değil. Müstakar değil. Dağılmaya, yırtılmaya, yarılmaya bozulmaya. Müheyya bir kışırdır. Evet. Bozulmaya bir kışırdır. Baktılar ki aşağı bindi. Oho! Şu ipucunu verdi. Neydi abi? Tamam. Buldun mu? Evet abi. Bir tecrübe madde asıl değil ki vücut ona musahhar kalsın, tabi olsun. Belki madde bir manayla kaimdir. İşte o mana hayatta ruhtur diyor abi. Al aşağıda. Evet. Madde hakim değil ki ona müracaat edilsin. Kemalat ondan beklenirsin diyor. Sonra yine az aşağıda... Paragrafın son 2-3 satır yukarısı. Neyse o kışırdır dağılmaya, yarılmaya müsait. Anlaşıldı mana. Peki ne oldu? Ha maddede olay bitmiyor. Enerjiye dönüşüyor. Arkası enerji. Bize şunu veriyor. Ha bunun arkası var. Niye var? Çünkü madde bitmiyor. Bundan sonra git. Enerjiyi de yar. Parçala onu. Ona da demezsin ki sondur. Hani buna senelerce bir asır dediniz insanlara. Atoma sondur. Demezsin. Demiyorlar zaten. O enerjiyi de yırtarlarsa karşılarına melek ve cinler çıkacak. Karşısına çıkacak. Zaten melek çıkacak. Cin bu tarafta. Cin bu. Enerji. Şimdi enerji, daha aşağısı kuantum enerjisi ve mekaniği, daha aşağı, kuantum mekaniği çok ilginçtir. Kuantum mekaniği çok ilginçtir, çok tuhaftır. Yani şu kuantum yani maddenin arkasına, enerji boyutuna geçerseniz hiçbir şey ama hiçbir şey bir yerde olamaz isteseniz de. Kararsız bir şey. Her şey her yerde olması gereken yerde. Bir şey her şeye benziyor ama bir şey değil.
Her şey bir şey, bir şey her şey. Nasıl belirlenir? Şöyle bir baktığın zaman, ne niyette bakırsan madde o oluyor. Mesela, ben bir niyetle baktım sana, Erdinç. O hemen oradaki yapı öyle, niyetime göre oluyor. Bakışım donuyor. Sana bakıyorum İrfan, donuyor. Senin adın neydi? Muhammed. Muhammed, sana bakıyorum. Yani nasıl bakıyorsam orası öyle oluyor. Hemen cisimleşiyor. Kayyumiyet, Allah'ın kayyumiyeti böyle bir şey yani. Kuantum mekaniği. Önceki alt verisiyle ona göre koşullanıyor ve onları bir nevi şartlanarak onları mı meydana getiriyor? Yani koşullanıyor değil. Bir şuurlu bir nazar, şuur şart. Şuurlu bir nazar baktığı zaman şuur onu donduruyor. Bir şuur olması lazım, her göz değil. Her şey boyut bir şuur. Evet, lazım. Yani hiçbir şey değil. Mutlak boyunit gibi, bir buradaki şey, enerji gibi, çiçek olur, odun olur, sinek olur, benim et olur. Buradan beslenmiyor muyum ben? Hani çok tuhaf bir şey ya. O kadar harika ki, o kadar... Bunu din adına söylemiyorum. Din değil bu. Bu fizik. Din hayatı yorumlamak zaten. Hasan abi, bilgisayarda... bilgisayar deyince ben... Bilgisayar boş. Boş. Madem var, bir işletim sistemi var, ruh var. Ama hard diskte boş alanlar var, ademi alanlar. Ben oraya harfi kullanarak, kelamlarla bir program yaratıyorum orada. Tövbe haşa, yani yapıyorum. Program yazıyorum. Ve o program bir nevi compile deniyor. Ve şey, bir vücudu grafi giydirip o manevi bir vücut haline gelebiliyor. Evet. Ben... Kelamla yani Kur'an tarzı... Düşünceni kelama. O harfle bilgisayarın anlayacağı kelama. Dönüşüyor. Şey gibi ya, WhatsApp'ta veya mesaj gönderirken sesli mesaj diyor. O da senin kelamın. Tabii. Veya konuştuğumu yaza döküyor. Yazıya dökülüyor. Var senin şey bilgisayarın. Senin o Almancayı Türkçe Almancaya çeviriyor. Türkçe söylüyorsun, Almanca yazı çıkıyor. Değil mi? Senin bilgisayarın değil. Telefonda gördüm ben. Şimdi ben bilgisayara da konuşuyorum, yazıya dökünüyor, yazıyı da o 1.0.0.0.0.1'e dönüştür. Artık her şey dönüştüğünü fizikseldir. Din adına demiyoruz bunu. Ama ilginç tarafı şu, iki tane ilginç tarafı var. Hiçbir şey değil, her şey her şeydir. Bir şeyde değil. Bu birinci tuhaf, garip tarafı. İkincisi, bir şuurlu böyle baktığı zaman o oluyor. O da her yerde olabiliyor. Şimdi kuantum mekaniğinde, yani atom altı boyutlarında, atom altı daha bu enerji, esirden konuşmuyoruz. Güzel tarafı şu, bir şeyin bir yerde olması mucizedir. Olamaz. Bu atom üstü alemde ise bir şeyin her yerde olması mucizedir. Allah Resulü o moduk, o boyutu kullandı burada. Miraç'ta kullandı bu boyutu. Bir şuurlunun nazarı ile bir baktı Muhammed. Enerji boyutunda Allah böyle bir baktı Muhammed. O Muhammed kendisi cismendir ama bir latif cisim diyor. Bir şuurlu nazar baktı. O Muhammed atomun arkasındaki enerji esir boyutunun olması gereken her yerde. Bu fizikseldir bu Miraç hadisesi. Fiziksel bir izah bu. Bir bakın atom altına bir şuurlunun böyle bakması enerjiye bak. Bu kayyum, nazar. Nazar ilahi. Mesela büyük bir zatın diyor bir nazarını diyor. Şöyle bakar. Yükler yani. Peygamber aleyhissalatü vesselamın insiba, inikas, iksir, incizap. Bir nazari peygamber, bir bedeviye bir nazari peygamber, bedevi iken hemen alim oluyor, başka memlekette ulema oluyor. Çünkü
O nazar peygamber ne niyette bakarsa oluyor. Ali'ye bakıyor o oluyor. Ömer'e bakıyor o oluyor. Ebu Bekir'e bakıyor o oluyor. Neresine müdahale ediyor? Atom boyutuna değil, enerji boyutuna müdahale ediyor. Bu hem atomdur, hem enerjidir, hem esirdir, hem maddi hayattır, hem aynı hayat. Yani buz, sudur. H2O'dur, enerjidir, esirdir. Değil midir? O zaman bazılarına diyorum ki, suya göre buz ne kadar gerçektir sence? Kıyas edin. Suya göre buz ne kadar kesin doğrudur? Kızdırma kafamı. Buzun altından suyu çekersen kim kalır? H2O'ya göre, hidrojen oksijene göre su ne kadar gerçektir? Neyin gerçeği? Çekersen suda ne bir şey kalmaz. Çektik, çektik, çektik. Hiçbir şey yapmıyoruz. Aynı yerdeyiz. Buzdayız. Su da burada. Burada. Onun için her şey burada. Hiçbir şey hiçbir yere gitmiyor. İstikbal hale uğrayıp maziye dökülüyor. Kayyumiyet bahsini bir de böyle okuyun. 30. Lema'daki. 6. nüktesi. İsmi Azam altın nurundan bir nuru. Ama millet İsmi Azam biliyor. Mesela İsmi Azam biliyor. İsmi Azam'ın altın nurundan bir nuru. Nurundan bir nur. İsmi Azam demiyor ki. Ama yapmışız İsmi Azam. İsmi Azam'ı ikinci şeyde söylüyor. Altı esmai hulasasıdır. Hayat içinde öyle diyor. Ondan sonra altın nurunda bir nurudur. Dördüncü nur. Ne? Allahu ehad'dır. İkinci lemada Allahu ehad. Evet ikinci şu adam. Ben kaç dedim? İkinci lema dedim. Ha lema yanlış. İkinci şua. Kayyumiyet değişti değil mi? Miraç değil. Ne kadar acayip değil mi? Bir nazar peygamber bedeviye şöyle incizap iksir incizap iksir insiba insiba inikas iksir incizap. Bir bedeviye bir nazar peygamber nasıl değişiyor? Fizikte de fizik söylüyor bunu zaten. Fizik söylüyor. Nasıl oluyor? O diyor atom altı boyuta bir şuurlu nasıl bakarsa o muayyenleşiyor. O enerji o oluyor. Enerjinin şekli yok. Onun için bu enerjiye Rahman bir bakıyor bu dünyada elmalar oluyor. Rahim bakıyor ruhlar oluyor. Ruhani lezzetler oluyor. Latif bakıyor esnek oluyor. Canlı şuurlu değil midir Esma? Bana sen canlı olacaksın, şuurlu olacaksın. Bu canlı olacak da Esma cansız olacak. Şuursuz olacak. Zişuur, tövbe zişuur bile diyemem. Ama biz anlamak için. Esma'nın her birisi akıllıdır, şuurludur, canlıdır. Ne yaptığını bilir, bilir ne yaptığını her şeyi bilir. Esma ya bu. Şimdi Latif ismi, Mülevin değil, Mülevin. O enerjiye bir bakıyor. Ne niye baktı? Çiçek, tak çiçek oluyor. Ve ikincisi, bir şeyi orada bir yerde tutamazsınız. Olması gereken her yerde, bu cümle benim değil. Fizik söylüyor. Olması, nerede olması gerekiyor? Orada. Orada bir şeyi bir yerde tutmak, yani cennette bir şeyi bir yere koymak zordur, olmaz. Her yerdedir o. İşte burası çok zor. Her yerde olabilen bir şeyin, yani odunu yaktık, kibrit yaktık. Burada duman nur yok mu? Isıcı. Nerede? Her yerinde. Şimdi o bunu her yerde olan ve asıl budur. Latifti. Dağın her yerde olan bu odunun, nurunu, dumanını alacaksın. Sıkıştır, sıkıştır, sıkıştır. Çöp arabası gibisi kalem yap ve bir yerde tut. Vallahi bu zordur. Buradaki enerjiyi burada yapmak zaten fıtri hali bu. Onun için buz buzun zararına mayı olur diyor. Burası zordur. Çünkü burası kesiftir. Cennet nur ve nuran olduğu için bir şeyin her yerde olması gayet normal ve mantıklıdır. Güneş gibi, yarım nuran. Bu kalemim benim çok acıbime gidiyor. Burada niçin duruyor? Nasıl durabiliyor? Niçin her yerde olamıyor? Her yerde olması benim için mucize değil ha. Bir nazari peygamber eline mi bakıyor, su aktı, akıyor. Gayet normal. Fizikte bunu söylüyor zaten.
bu boyuttan geçiyorsun, öteki boyuta, enerji boyutuna geçince ne niyetle bir şuurla baktığın zaman sanki o oluyor. Ondan bir bakıyorsun, kesil diyorsun. Risale-i Nur okuma programı bilgisayara yüklüyoruz. O her yere yükleniyor. Hard diskin her yerine karmaşık olarak yükleniyor. Ve hard diskin şu anda solunda her yerinde yükleniyor. Her yerinde var. Elektrik yok hard diskte. Biz elektriği verdikten sonra şuurlu bir şekilde ha elektrik şuur. Harfler bir araya geliyor. O kelamlar harflerden kelam meydana geliyor ve bir ön belleğe yükleniyor. Masamda şey duvarda şey var. Dolap. Orada bir hard disk göreceksin. İbret alem için. Risale-i Nur okuma programı ben irade etmeyince, şuurla nazar etmeyince diskin her yerinde. Ha. Ama aferin. Ben şuur edince birdenbire manevi bir ceset oluyor. Çok güzel. Manevi bir vücut olarak tamam. Ortaya çıkıyor. Şimdi getirirse onu yapalım. Onu sen boşuna getirmedin. Saklıyorum ha. Şey o hard diski kanuniyetini. O kadar aslayım. Ben bu ilme din diye bakıyorum. Zaten din hayatın yorumlaması ya. Kainatın hakikati. Devam edeyim o gelene kadar. Sen bir şeyler arıyorsun. Ne arıyorsun? Var olandan arıyorsun. Niçin arıyorsun? Varlık. Kendini ve varlığı fark ettikten sonra fark etmediklerini de fark edeceksin. Yani şu, ne arıyorsun? Varlığın söylediklerinin içerisinde söylemek istedikleri daha fazla. Onu arıyorsun. Kur'an'ın söyledikleri var. Ama söylediklerinin içerisinde söylemek istedikleri söylediklerinden daha fazladır. Yani mana mertebesi. Buz, gözüken buzdan fazladır altyapıları. Su var, H2O var, enerji var, içinde esir var, maddi hayat var, hem mertebeleri var, aynı hayat var, akıl cevheri var, ruh cevheri var, Nur Muhammed'i var, Esma var. Aynı şeyde buzda, aynı. Allah Allah. Madde kuantuma kadar asıldı şimdiye kadar. Şimdi enerji diyorlar. Daha şahsı kuantum enerjisi ve mekaniği. Kuantum dediler. Daha şahsı kuantum enerjisi. Daha şahsı kuantum mekaniği. Daha şahsı olduğunu bunlar işaret ediyor. Yani bir yerde dur. Peki bu yol nereye gidiyor? Vallahi bilmiyorum ama bir yol gidiyor işte. Yol gözüktü. Yol bir eli gösteriyor. Ustad onu şey diyor. Yani bir suyun akması bir neticesinde ucunda bir havuzu gösteriyor. Değil mi? Bir havuzu gösteriyor. Büyük patlama ispatlanınca materyalizm çöktü. Bulamadın mı? Ha, demek ki bir yere koymuş. Otur sağ ol kusura bak. Yani şöyle bir şeydi. Bunu yuvarlak kabul edin. Yuvarlak, hard disk. Burada film, söz yazılırken, kayıt olurken A burada, B burada, D burada, E burada, öyle mi? Karmaşık şekilde, plak gibi sıralı gitmiyor. Yani böyle, 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 böyle değil. Böyle, böyle, böyle değil. Bak, kasa yazacaksınız. A, H burada. H'yi koy, nereye koyacaksın? Şey, A'yı nereye koyacaksın? Şurada mı? Bir bloğa, yani boş olan bir yere. Bir yere koy. H, A, S, buraya koy. Neyi buraya koy ortaya? Yani sırayla bir şey yazılmıyor hard diske. Böyle bir şey yok. Boş neresi oraya yazıyor. Tabii neresiyse. Peki her yerde bu. Ama bir şuurlu birisi baktığı zaman yani elektrik verince onları bir topluyor bir oluyor. Tamam. O şey antika işte bir mutlak ve muhit olan o enerji paketçine bir şuurlunun bakışıyla muayenleşmesi. Görüntünün kameraya kaydetmesi de öyle. Elektrik şeye dönüyor. Ama neresinde? Yani onun içinde nerede? İşte bu evet bu mesela elektrik değil mi? Görüntüye dönüyor. Yani elektrik görüntüye nasıl döner? Ama neresine gidiyor mesela? Filmin başı nereye koydu? Yani aynı bunun gibi. Filmi çekiyor şu anda beni çekiyor.
Bir saniyesini buraya, öteki saniyesini buraya, saniyenin binde birlerini buraya. Mesela kaliteli kamera demek, saniyenin binde biri veya içerisindeki nokta sayısını çoğaltmak. Ne kadar? 1 milyon. Şimdi Sony diyor ki 2 milyonu yaptık diyor bir noktada. Bir noktadaki nokta sayısı vesaire. Bir tanesi burada, bir tanesi burada, bir tanesi burada, bir tanesi burada, bir tanesi. Şimdi böyle yazıldı. Ondan sonra bir bilgisayar denilen bir bedendir bilgisayar. Şuur denilen enerji bu parçaları topluyor. Bir araya getirip bir bakıyoruz ki bir adam. Devam ediyorum. Kuantum kuarkların mekaniği demek. Kuark çok küçük zerre demek. Madde denemiyor. Bunların mekaniği yani. İşte kuantum mekaniği bir daha söyleyeyim. Yeni gelenler için. Atom altı enerji kuantum yani kuarkların toplamı. Kuark yani en küçük zerre. En küçük zerre. Bunların mekaniği ne demek? Bu enerji boyutunda hiçbir muayyenlik yok, hiçbir şekil yok, hiçbir belirleniş yok, hiçbir şey değil. Her şey her şey. Her şey her yerde. Bir diyor şuurlu birisi bakarsa o enerjiye, baktı niyette o dönüyor. O oluyor. Bu noktadan miracı düşün. Bir şuurlu zat-ı zülcelal Allah o enerjiye bir bakıyor kayyumiyetle. Niyeti şu, haşa anlamak için. Niyeti Muhammed. O enerjiye bir bakıyor Muhammed oluyor. O enerji her yerde olduğu için o adam her yerdedir. Çünkü kuantum mekaniğinde bir şeyi bir yerde tutamazsınız. O her şey her yerdedir. Cennette onun için öyledir. Nurhani olduğu için. Dünyada ise bunu burada tutmak, bunu her yerde yapmak zordur. Bu burada durur. Kuantum mekaniğinde ise bir şeyi bir yerde tutmak mucizedir. Tutamazsınız. Yani odunu yaktınız. Yanan oduna der ki enerjiye burada dur. Ne demekse tutamazsan. Kuantum mekaniğini de bir şeyi bir yerde tutamazsınız. O her yerdedir. O hiçbir şey değildir. Enerjidir. Ona bir şuurlu böyle baktığı zaman onu da işte Nazar-ı Peygamberi misal verdim. Yeni gelen için bir daha tekrar edeyim. Yani Peygamber Aleyhisselam insiba, inikas, incizap ve iksir sırrıyla kime böyle bakarsa bedensel yapısının enerji kuantum boyutuna bakıyor. O latifeliği var. O adam yani çekirdeğin şeyini değiştirdiği genetiğini o adam tak bedeviden ulema oluyor. İşte kayyumiyetle böyle bakacaksın. Şimdi gene tekrar geliyorum. Kopmasınlar yeni gelen arkadaşlar diye. Kuantum mekaniği demek. Kuarklardan meydana gelir. Kuark en küçük parça, zerre. Eğer diyor, iyi dinleyin şurayı. Bir insan nuraniyet kesbeder de o zerre kadar ufalabilirse, sorun orada zaten. Bir insan o kadar ufalabilirse kuarklar kadar ufalabilir. O insan her yerdedir. Ve her şeydir. Hiçbir şey değildir. Hiçbir yerde de değildir. Olur. Önemli olan sorun kuarklar parçası kadar insan ufalması, ufalabilmesi. Tecerrüt mu? Bedensel şeriatte tecerrüt. Tecerrüt evet. Yani burada sorun eğer bir insan latifleşir, yani buzdan suya dönüşürse ama bir bedeni misalisi, bir timsali sureti duruyor. Bu duruyor. Ama zahirde böyle bakarken adam gibi gözükürken aslında bu kuark seviyesine inmiş. İçsel yapısında o kadar latifleşmiş, o kadar tecerrüt etmiş ki bu meratiplerden kuarklar seviyesine inmiş, zerre olmuş. Yani bedensel arka tarafı. Yani bir bedeni misalesi, bir bedeni letafetiyle diyor İsa Aleyhisselam iner. İşte peygamberin miracı bu sırdan başladı zaten. Bu atom boyutunda iken görünüşte surete atom altı alemler boyutunda geçiyor. Kuarkların zerresine kadar inebiliyor. O ne ki?
Kuark mülk mü, melekut mu abi? Melekut, kuark bir parçadır, zerredir. Melekut ise alemin adıdır. Yani mülkün arkası. Yani kuark mülkte mi ifade ediliyor, melekutte mi ifade ediliyor? He. Kuark mülkte var zaten. Mülkte mi var? Mülkte var. Ama şu... Mülkte bu kadar latifleşebiliyor mu abi? Şu, mesela şöyle diyeyim. Buz düşün bunu. Su nerededir? Ha, kuark da maddenin orasındadır. Suyu çekerseniz bu yoksa, kuarkı çekerseniz zaten bir şey yok. Önemli olan soru şu. Buz gibi gözükürken kuark olabilmek. O zaman her yerde her şeysin. Ama hiçbir yerde değilsin, hiçbir şeyde değilsin. Aslında hiçlik de bir ifade edilmek için kuark. Hiçlik değil, vücut var. Ama şey vücudu, Esma'nın hani Esma Hüsna de şuraya. Esma Hüsna'nın Kabu Kavsen'deki tecellisi, Arş-ı Azam'daki tecellisi, Lef-i Mahfuz'daki tecellisi, Arş'taki tecellisi, Cennet'teki, Cehennem'deki tecellisi, Kürs'teki tecellisi, Lef-i Mahfe İspat, Kaf, Nun tezgahlarındaki tecellisi, Alem-i Şehadet'teki atom. Bunlar hep esma meratiplerine hakikat süreci denilir. Hakaiki eşyayı sabit etun. Eşyanın hakikati, şurada gözüken sabit eşya, çiçek, bu bağları var da gözüküyor. Bağlardan bir tanesi koparsan bu yoktur. Hiçlik olur. Hakaiki eşya, yani eşyanın hakikati sabittir şurası. Şuradan dırırırt. İşte burada bu gözüküyor ama bu bağlantılarla beraberdir. Bu bağlantılarla beraberdir. İşte terakki işte bu çiçekten, şu görünümden ve unutmayın Esma'yı. Bunu bir daha söyleyeceğim, iki olsun. Esma Hüsna canlıdır, şuurludur, akıllıdır, ruhludur. Ne yaptığını, ne ettiğini, nerede gözüktüğünü kendisi bilir. İnsan şey olacak da, Esma'nın cilve cemalinin akışı olacak sanatı, şuurlu olmayacak tabi. Allah'ın esması, lahut alemi, Esma Hüsna ne olur? Yani gene hayatta olması yine şey, basit ifade. Şu, bu varlıktan Esma'nın mertebesine kadar... Esma'nın dırırırt, bu en kesif tecellisi. Bundan daha kesif tecelli yok. O zaman en camidir. Bütün meratipleri almış. Yani buz, kılıf gibi gözüküyor ama suda içinde. H2O da içinde, enerji de içinde. En kesif ama her şey orada. İşte bunu fark eden marifet ehlidir. Bunu fark ettikten sonra atom, enerji vesaire marifeti var. Bu kafir mümin fark etmez. Marifet ehlidir. Eğer bunu Allah'a nispet ederse marifetullah olur. Yoksa sanatkar olur. Arabayı tamir etmek neyse, insanı tamir etmek doktorların da aynı şeydir. Yani arabayı tamir etmek nasıl bir sanatkarlıktır? İmam Gazali'nin sözüdür. İnsanı tamir etmek de bu cihazları bir sanatkarlıktır. Sanat. Ama bu marifetini Allah'a nispet ederse marifetullah olur. Bunların mekaniği, yani kuarkların bütünlüğünün mekaniği, o mekanik çok önemli. Şurada şey yapmıştık. Bu aleme ney mekaniği deniliyor? Newton mekaniği. Yani atom için konuştuğumuz bu buradadır, şurada iletişim var, münasebet var, çözünürlüğü var güneşe karşı. Buna Newton mekaniği deniliyor. Atom altına geçince onların ifadesiyle kuantum mekaniği anlattım. Onunla devam edeyim. Bize bakan yönlerini ben şey yapıyorum. İşte alim-i mürşit o şey olmalı, o koyun gibi onların o şeyi alıp böyle detaylarda, teferruatlarda, posalarda meşgul etmeyip marifetullah'ta malzeme yapmalı. Zemin yapmalı ve bu dersin başında beri bulunan bir arkadaşım, miracın gayet normal olduğunu, bir anda her yerde olması gayet normal olduğunu, elinden su akmasını anlattım, gayet normal olduğunu anlar. Anlatmıştım. Garip garip baktığını İrfan da
Yok mu öyle? Dediğim yanlış mı biraz? Yok abi. Şey mesela bu hani mesela niye dedim hani Peygamber Efendimiz elinden aktı su. O, oraya gitti akımla. Hani mesela dua etti yani mesela böyle nasıl diyeyim böyle topraktan veya ne bileyim yukarıdan yağmur inse gibi falan dedi. Niye eli diye düşündüm yani. He. O benzeri var. Orada sihir olabilir. Benzeri olan bir şeyde sihirlenebilir. Bir de mucize olmaz ki abi toprak. İşte sihir olur. Ama benzer olmayıp başkasına nispet edilemeyecek bir şey mucize olur. İşte nasıl oldu? İşte dedim ya kuantum mekaniği enerjidir, hiçbir şey değildir. Her şey her yer. Orada bir şeyin bir yerde olması mümkün değil. Çünkü o zaman nedir? O enerji mutlak ve muhit. Kim böyle bakarsa, ne niyetle baktın o oluyor. Ve her yerde oluyor o. Böyle baktın o oluyor. Nasıl bakarsan o oluyor. Allah Resulü de şöyle yaptı. Parmaklara girdi. Kuantum, kuark mekaniğine. Kuarklara girdi zerresi. Tecerrütle. O kadar latifleşti ki madde hükmedecek seviyeye gelmiş. Ondan sonra dedi ki nazarı şu. Buradaki enerjiye. Hani atom altına indi enerjiye. Akıyor su diye şuur etti, akıyor. Daha kuantum mekaniğinde söylüyor yani o yarık deneyde. O kuantum, profesör kuantum mu diyorlar? Doktor kuantum. Ne demek o? Ya diyor bu diyor parçacıkların diyor burada atınca burada durması lazım bir yerde. Nasıl çok olur? Çünkü birisi bakıyor onu. Bakınca elektronların hareketleri değişiyor. Bakınca değişiyor. Bu fiziksel yani. Benim size din olarak anlatmıyorum. Yani şey söyleyecektim. Ben kulumu zannı gibiyim diyor. Onu nasıl zannederse öyle mi oluyor? İşte aynı. Bak işte güzel. Dinle, bu fotokopi cümle bu. Zanni ene zeni abdibi. Şimdi Allah Resulü eline bakıp da bu mucizeyi bize naklediliyor. Bunun benzeri bizde imkan olmasa bu bize nakledilemez. Çünkü peygamberlerin mucizeleri bizim tekamül örneklerimizdir. Hedefimizdir. Buna varılabilir ve olabilir, olabilir için denmiş. Buna bir benzeri yapılmış, Amerikalılar yapmış. Çölde Irak'a giderken Amerikan askerleri buraya klima koymuşlar, ufak klima. Ha? Klima biliyorsunuz, bu klimanın orada giderken dairenin dışında bir tane hortum var ve bidon var. Aldığı sıcak havayı soğuğa dönüştürürken o şeyden var ya inceden kalan, o arada ortaya çıkan şey hidrojen suya dönüşüyor. Yoğunlaşıyor abi, nem. Nem de o yoğunlaşıyor. Ve ondan sonra kapta su. Bak kabın yarısı su dolu orada. Ha, küçük bir şey koymuş. Çölde şu savaşırken ufak çalıştırıyor. Ondan sonra belirli bir şey var böyle yudum, bir yudum, iki yudum içiyor adam. Elinde ya bu klima, ufak bir klima. O iş için yapılmış. İşte Allah Resulü buraya bakıyor. Su akıyor. Buna da hipnoz deniliyor şu anda. Adam kendisini böyle hissediyor zaten. Allah Resulü bir ileriye gitti hipnozdan. O hissettiği aynı realite oluyor. Su akıyor. Çünkü buradaki enerji suya dönüşüyor. Çünkü hiçbir şey değildi enerji. Bir nazar-ı şuuru bakıyor. O zaman Allah Teala'nın her şeyi her şekilde, her yerde, her anda halk etmesi kuantuma göre çok kolay. Çok kolay. Zor olan şu. Topestorla'da zor olan şu. Bunu burada tutması çok zor. Bu aslında her yerde olması lazım. Yani misal verdim. Kibritle yaktın odunu. Dedin ki bu enerjiye, esire, dumana burada dur. Bir yere gitme. Ne kadar zorsa bu kalemin veya benim burada durmam çok zor. Olmaz. Zor yapılıyor. En zoru bu. En muayene Allah Teala şey yapıyor. Çünkü nur ve nurani olan cennette bir anda bir şeyin her yerde olması zaten tersini düşünemezsiniz. Güneşi düşünebilir misiniz ki bir anda bir yerde ol? Melekut da abi. His ve akıl. His ve şu aklın sıfatı mı oluyor? Diş duvarı evet aşağı. Yani hayat gir içeriye his ve şuur gir içeriye akıl. Bitti. Alet lazım ya. Her şey bir şeyin mesela kainatta dağılmış bir şeyin bir yerde tutulması için bir alet lazım. Lazım. Akıl alet oluyor. Akıl alet. Akıldan sıfat olarak dışarı çıkışı o akar şey. Su. Aslı his oluyor işte. His ve şuur. His ve şuur akıyor zaten. Çünkü akıl bir alettir. Aklın da özü ruh denmez. Orada bitti. Bak kainatı, bütün varlığı makineye koy. Meyveden meyve çıkarır, meyve suyu çıkarır gibi. Meyveden su alıyorsun ya.
Bütün varlığı, arş-ı azam, lef-i mavzu, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, koy makine, özünü al. Çıkan hayat. Hayatı da bir makineye koy, çıkan öz, his ve şuur. Onu da öze koy, akıl. Ve bitti. Ruh onun özü değil, ruh ayrı bir şey. Akıl ona verilmiş bir aleti insani, cihaz-ı insani. O zaman his ve şuur, aklın sıfatları, dışa vuruşları. Akıl o kadar latifleşmiş ki, aslıyla o kadar bütünleşmiş ki, hani akıl insan ne demek? Bu aklı yapana bu aklı bağlamak akıllılıktır. Zekavet aklın sıfatıdır. Kendisinin kendisinin yeteceğini, kendisini kendisiyle yönetirse zekidir. Vahiden kopmuş insana zeki. Vahiyle bağlı olan akıllıdır, zekavet onun hizmetçisidir. Allah kimseyi zeki etmesin, Allah akıllı etsin. Aklınızı başınıza alın, ya akılın takvimi diyor ya. İşte bu nazarı peygamberin insiba, inikas, incizap ve iksir. Şöyle baktığı zaman parmağına, baktı ne düşünüyor? Su oluyor. Gayet normal. Çünkü kuantum enerji şeyinde, kuantum mekaniğine, o enerji paketine, kuark zerrelerine kim ne niyetle bakarsa. Adam kafir diyelim, indi oralara kadar. Bakıyor, haç olsun, put olsun, tak put olur. Kim bakarsa baksın. Orada iman küfür şeyi yok. Kim bakarsa, kafir bakarsa şu olur, Müslüman bakarsa öyle bir şey yok. Kuantum mekaniğe kim bakarsa so oluyor. Milli ters akıtması da bu. Evet, istidraç. Firavun ters akıtmış, suyun üzerinden geçmiş adam. Suyun üzerine yürümüş. Gayet normal benim için yani. Ben tekrar söylüyorum, bunun burada olması benim için tuhaf. Nasıl burada durabiliyor? Çünkü içi böyle değil ya. Yani benim için ne tuhaf biliyor musunuz? Odunda, odunun içerisinde duman, nur nasıl ikisi aynı yerde ve ikisi zıt? Orayı anlayamıyor. Onun için yani. Aslında ayrışması lazım, patlaması lazım. Yanmak demek, hürriyet demektir. Yaktın odunu, enerji diyor ki, nur diyor ki, duman diyor ki, hey sağ olasın ya. Ona patladım orada be, of be ya. Yanmak hürriyetin ta kendisidir. Onun için yanman lazım. Şey var. Eski çizgi filmlerde lambayı ısıtıyor. Şey çıkıyor, cin çıkıyor. Duman çıkıyor, özgür kalıyor. Of diyor ya, buraya beni hapsetmişler. Ya. Bunu bulan ilk Bohr denilen bir adamdır. Kuantum. Kuantum zerresi. Kuarkları bulan. Bohr. Başka, bir şey ihtimal olan her yerde olduğunu söylememiş, onu anladığımızı göstermiyor. Bir şey ihtimal olan her yerde olduğunu söylememiz, tabi şey yaptım. Bir de okuyorum. Bir şey, yani kuarkların var ya kuarkların, kuantum arkada, hiçbir belirleniş yok vesaire. Bir şey ihtimal olan her yerde olduğunu söylememiz onu anladığımızı göstermiyor. Enerji mutlak ve muhittir. Bir şuur ona bakarsa olmasını istediği yerde oluyor. Kayyumiyet noktasından bak böyle. Kayyumiyet böyle bir şey. Bir şuur ilahi, bir nazar ilahi bakıyor böyle kuarklara. Tamam mı? Tak öyle duruyor. Bir nazarı çevirse Allah, her şey yok olur. İnsana da bir numunesini vermiş şey diyorlar ya bu olumlamacılar. Sen diyor kainata iyi niyetlerini gönder. Ben zenginlik istiyorum de sana zenginlik gelecektir diyor. O bir hakikat ucu var. Hem de ciddi bir uç. Aynen inananlardanım. Mesela onlara ait bir tane şey söyleyeyim. 23. defteri getirsene sana zahmet. Kusuruma bak. Masanın üzerine. Bak buna ait bir şey yazmış. Bu. Ama ben diyeyim. Bakan kişi onun içine giriyor. Bakan kişi ama tecerrüt etmiş böyle kuarklara bakıyor. O enerji. Kuark deyince artık kuantum mekaniği atom altından bahsediyorum. Oraya bir nazar. Öyle bir nazarı var ki latifleşmiş. Onlardan bir tanesi şu. Göz var ya göz. Ey ashabım şu mezarlıktakilerin yarısı nazarla öldü. Bu adam gözüne tecerrüt etmiş hasetle o kadar latifleşmiş ki
maddenin arkasına geçiyor, kuarklara inip onu parçalıyor. Parçalansın. Bak bugün ne yazdım bununla? Dedin ya celbediyor. Şeyi celbediyor dedin. Ne dedin? Kainata nasıl bakarsa... Ne isterse zenginlik, onu. Sağlık, sıhhat. Bak ona ait bir şey. Aynı ona inananlardanım. Yani hangi tiptense ne böyle nasıl niyetin varsa onu celbediyorsun. Bak ona ait bir şey. Sana uğrayıp birazdan gidecek olan misafir sıkıntılarına emniyet verme ki fazla yüz bulup misafirliğini uzatmasın. Hem zahir hem batın imanası var Atunan. Bir dakika. Deliler bölgesine hoş geldiniz. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Al yedi nefsim kudretinde olan Allah'a yemin ediyorum. Kur'an adına da yemin ederim ki. Düşünen bir şeyle değil yani. Okuyorum Kur'an. Hizbul Kur'an okuyordum. Bu sabah gelen şeyleri hemen bıraktım kenara yazdım. Ulan ben bunlarla ne alakam var? Bak şimdi bir de okuyayım. Ama devam da acayip. Sana uğrayıp birazdan gidecek olan misafir sıkıntılarına emniyet verme ki fazla yüz bulup misafirliğini uzatmasın. Fiyakanı bozulmasına fırsat verme. Nasıl ki sıkıntılı anında bütün sıkıntılı, olumsuz ve seni rahatsız eden takıntıların o anda peşi sıra inmeye çalışan uçak gibidir. Uçağı ben burada seyrediyorum. Bir geliyor sıraya konmuş. Şimdi niçin insan sıkıntı anında peşi sıra bütün sıkıntıları toplanıyor? Şimdi böyle bir kanun var. Allah bir ağaç diktiyse bir insan yağmuru çekme kanunu var. Olumsuz adam olumsuzları çeker. Yani ona nereden başıma geliyor? Bu hep bu şeyler olumsuzlar bana bir üstüne geliyor. Tabii ki öyle sana gelecek. Bana mı gelecek ya? Niye? Kafir dahi olsan, doğru düşünürsen asla yanlış şeyler gelmeyecek sana. Adam diyor ki, abi, buyur kardeş. 9'da, 10 kala var. Abi şimdi imtihana gireceğim. Kafese mi ne? Dua et, inşallah. Ya ettim inşallah, adetullah'a uyalım diye. Niye hayırdır? Biliyorum kazanamayacağımı. Kardeş, Allah aşkına girme, bitti. Kazanamayacaksın. Mülakata girecekmiş. Yazılı değil mi? Niye? Böyle düşünüyorsan aynen öyle olacak. Sen inanmıyorsun ki. Allah'a da suizan ediyor. Ondan sonra öyle düşünüyor musun? Düşünüyorsun. Orada mülakatta sözlüde oturanlara gözleri fark etmese de vicdanları ve hisleri fark ediyor. Demiyor musun? Demiyor musun? Şu adama bak ya. Vallahi sarmadı ya. Gözlerine bak ya. Engellik ilanı gibi. Vesimasına bak. Allah Allah. Ulan nedir o? Vermiş olduğun dalga. Veya bazıları diyor. Ulan Allah Allah ya. Ne tatlı insan ya. İçime girisi geliyor ya. Koyasım geliyor içime. Diyorsun ya. O yaymış olduğun dalgadan oluyor. Veya onun bir itiyorsun nefret. Çünkü senin ruhuna zıt. Niye sevemedin? İfade de edemezsin. Akıl işi değil bu. Devam edeyim bu uçak meselesine. Ha niçin söyledim onu? Enayine zeni abdi bir sırrı. Nasıl inanırsan öyle. Uçak nasıl inerse. Niye ben sıkıntılı dönemimde niye onları çekiyorum? Çünkü o ona mesajdır. Nasıl ki sıkıntılı anında bütün sıkıntılı, olumsuz ve seni rahatsız eden takıntıların o anda peşi sıra inmeye çalışan uçak gibidir. Takıldığın, seni rahatsız eden şeylerin senin pistine inmesine izin verme. Pas geçir. Yok kardeşim, kuledeki izin yok. Saha pist dolu. Yani nasıl pas geçir? Pisti nasıl müsaade etmiyorsun, kullandırmıyorsun? Meşgul olma. Mutat yaptığın şeylerle meşgul ol. Ek iş yapma. Aa bir şey geliyor Kur'an okuyayım. Okuma. Ne yapıyorsan onu yap. Ek iş yapma. O zaman alaka olduğunu hemen anlar o. Bak gelme her şeytan sana bak Kur'an okuyorum. Ha beni onayladı. Hani var ya dün derste kullandım. Allah'a kim yarattı? Allah'a onaylama var burada. Dinin en menfi meselesi bile ispattır. Ne demek? Şu. Bu kalemi kim yaptı? Veya kalemi kim yaptı kalemi? Neyi? Kalemi. Ha kalemin varlığını onaylıyorsun sonra buna sanatkar arıyorsun. Allah'ı kimi? Allah'ı kim yarattı?
Ha Allah var da onu kim yaptığını araştırıyorsun. Anlıyor musun? Onaylama var yani. Şimdi sen sıkıntı geldi. Aa Kur'an'ım nerede? Meşgul olma kardeşim. Ne onaylıyorsun adamı? Hiç, ne yapacaksın? Mutat işlerini yapmak gerekenleri beraber aynı yapıyorsun. Meşgul olma. Mutat yaptığın şeylerle meşgul ol. Ekstra bir şey ekleme çıkarma hayatında. Niye oldu? Nereden geldi? Ben iyi şeylerle meşgul iken bunlar nereden geliyor abi ya? Kur'an okuyorum ya, namaz kılıyorum. Şeytanın işi, nefsi emmarenin yapısı bu işte. Aktif oluyor adam. Namaza başladığınız zaman rüyalarınız çok kötü olacak. Namazı terk edin, rüyalarınız, ooo uçuyorsunuz, kaçıyorsunuz bulutların arkasına, yaptıran şeytandır. Anladın mı? Bu yaban arılar gibidir, meşgul olma. Evde ikram yapmadın adama, gelene, iyi davranmadınsa, misafir gittiği gibi gidecek, mecburdur buna. Çünkü hayat her şeye rağmen her şeyi değiştiriyor ve gidiyor. Hiçbir şeyin tekrarı yok ki, krizin tekrarı, kriz gel tekrar. Hayır, başka bir şey bu. Devam ediyorum. Bakan kişi kuarklara onun içine giriyor. Böyle parmağında su akıyor ya. Kuarklar atomun altındaki en küçük zerre. Oraya bir şuur, bir akıl. Ne niyetle bakarsa o enerji, mutlak ve muhit her şeye benzer. Her şey olabilen, hiçbir şey değil çünkü. Baktığın niyete göre şekil alıyor. Çünkü niyet enerji gönderiyor. Niyeti şöyle diyeyim size. Bir üniversiteden bir eğitim görevlisi hayret diye şey yapmış. Bunu niyet altıda derste şey yaptık. Altına bana özel mail gönderdi. Hayret dedi yani eğitim görevlisi. Neyse yeri söylemeyeyim de şehri. Ne biliyor musun? Şimdi atomu düşünün atom. Ortada ne var? Proton. Ona en yakın geçen parçacık elektron. Arasındaki boşluk var. Boşluk. Boşluğu büyük, ne kadar olduğunu göstermek için ben bunu büyütüyorum. Bilim adamının ifadesi. Protonun büyüklüğünü misket kadar yapın ve Londra'ya koyun. Ona en yakın olan, dikkat edin, en yakın olan elektron, en uzak değil en yakın, İstanbul'dan geçecektir. Yani Londra ile İstanbul arasında bu kadar boşluk var. Ne kadar büyütürsek, misket kadar protonu büyütebilirsen. Bu nedir peki? Boşluktur. Bir tanesi dedi ki, abi o zaman dedi, madde boşluksa niye düşmüyoruz? Sen de boşsun da ondan. Ha, şimdi ne diyeceğim biliyor musun? Hayret denilen şu. İlmin tespit edemediği bir şey var. Bu protonla elektron arasındaki boşluk, senin nazarın, şuurun, niyetin oraya giriyor. Onun için o değişiyor. Çalınan pirinç de kazandığın pirinç, çocuğu niçin değiştiriyor ahlakını? Çalışıp terledin. Çaldın. İkisi de aynı pirinç. Çünkü onun atomunda protonunun elektron arasındaki boşluğu ilmin teşhis edemediği, tespit edemediği, gözlemleyemediği niyet ve nazar mahiyet-i şey tayin eder. Oraya giriyor. Oradaki yapıyı değiştiriyor. Sistem değişiyor. Ama sureta pirinç. Oysa ruhu bozuk. Nasıl bazı adamlar var? Hihihi. İçim ruhunu kestim falan diyor ya. Arka yapısı farklı. Suret aldatır ya. Bakan kişi onun içine giriyor. Kuarkların içine giriyor. Şuurla. Çünkü şuur daha latif. Yani ne latifse ona şu özellik var. Benim eğer şuurum bundan daha latifse buraya girme özelliği var. Mesela mermi camdan bu karşıya geçmiyor. Kırıyor değil mi? Güneş giriyor mu? Giriyor. Niçin güneş giriyor? Çünkü camı meydana getiren atomun etrafındaki elektronların hızından daha hızlı elektron geliyor. Onun için ona çarpmadan geçiyor. Eğer ben merminin hızını protonun etrafında dönen elektronun hızı olan 40 bin saniyedeki hızına mermiyi ulaştırırsam mermiyi çakın cam kırılmadan karşıdadır. Benim şuur ve hissim
elektrondan daha hızlı olduğu için içine giriyorsun, değiştiriyorsun. Bakan kişi onun içine giriyor. Çünkü latif. Bir şuur enerjiye bakınca, bir şuur parmaktan su akıyor. Şuur su aksın. En aynı zenabdi bir kanun ilahidir bu. Kim buna varırsa. Bakınca bakmayla o da içine giriyor. Benim ifademle de sirayet oluyor. Buraya sirayet ediyor. Adam giriyor. Mesela şöyle parmağından su aksın. Parmağı meydana getiren atom ve onların arkasında kuark, kuantum ve kuarklar, enerji. O kadar ufalıyorum ki şuurum, latifem. O kadar latifleşmişim ki, hakimim. Bu atom ve arkasındaki, yani içindeki aynı buz ve suya gibi kuarklara giriyorum. Ve buradaki enerji potansiyelini, şuradaki enerji potansiyelini suya dönüştürüyor. Klima örneği verdim. Klimada sıcak havayı odadan alıyor. Burayı soğuturken öteki taraftan hortumla bidon su doluyor. Parmağımı oynatmak istemem de aynı benzer kanun. Aynı kanun istiyor. Ama felç olan adam bunun enerjisi kuarklara geçemiyor. Kaldırmak istiyorum kaldıramıyor. Şimdi kaldırmak istiyorum kaldırıyor. İşte insan ben yapıyorum zannediyor. Oysa ben istiyorum kayyumiyet yapıyor. İşte bakmak kayyumiyet. Kayyumiyeti bir de böyle bak. Benim ifademle sirayet. Sirayet şu. Ben sigara içmedim. Niye sigara kokuyorum? Demek ki sigara içenin kokusu sindi bana. Değil mi? Kahveye gidiyorum siniyor. İşte atoma ve atom arasındaki, proton ve elektron arasındaki benim şuur ve hissim sirayet etmesi sirayet kanunu. İşte ustad diyor ki niyet ve nazar mahiyeti eşyayı tahir eder. Suret eşyayı değil. Bu esma şuraya bakar. Cilve, cemal, nakış ve sanat denilir. Mahiyet ise bunun yapısı, içsel yapısı. Kuarklar. Mahiyet asıldır, sıfata bakar. Yani asıl sıfata bakar. Hakikat esmaya bakar. Hakaik eşyayı sabit etin. Yani eşyanın suretidir. Sureti, suret, cemal, celal vesaire bunlar surettir, yumuşaktır. Sanat, bunlara bakıyor esma. Esma canlı ve şuurludur. Buradaki şuurdan kasıt atomdan küçük olmam lazım. Eğer ben kuarklar kadar küçük parça olursam zerre kuantum mekaniğinde. Eğer ben işte sorun burada ben ne kadar kuarklara kadar inebilirsem şuurum ufalabilirsem şuurum tecerrütlerle. İşte dünya perestlikten, madde perestlikten, nefis perestlikten, bedensel hayattan, televizyonlardan, internetlerden, bu kesafetten ne kadar çıkarsam latifleşiyorum. Latifleştikçe kuantum mekaniğindeki o kuark denilen zerre kadar ufalabiliyorum. Bu sefer zerreyi değiştirebiliyor. Adamı değiştirebiliyor. Buna delil de şu. Olan adam bir bak diyor rahatsız oldum ya. Veya adam bir bak ne kadar rahatladım ya. Buna mesela, ya bir Kur'an okudu, of be ya, yaptı. Ulan ne hoşmuş ya. Çünkü latif olduğu için. Osmanlı tarihini okuyorum, adam düzelmiyor. Kur'an okuyorum, adam düzeliyor. Belki orada da tarihten bahsedeyim. Belki de oradan, cenazede rastlamıştım. Cenazede baktım ki, cenaze sahibi değil. Kadınlardan, yaşlı kadınlardan gitmiyorlar. Bu erkek orada geliyor, ağlıyor. Oysa bir baktım ki Bakara suresinde mirastan, anlaşmalardan bahsediyor. Neyi alıyor? O da var çünkü ayette. Buzda su yok mu? Su var mı? H2O var. Enerji var, esir var, madde hayat var. Yani buzun içerisinde bir yere gitmiyorsun. Aynı yerdesin. Kur'an'ın her bir harfinde, her bir ayette de böyle nihayetsiz mertebe var. Akıl düşünen müfessire miras hukukundan şey yapıyor. Bizim babaanneye de latifesini veriyor. Yani pirinci yiyorum ama çocuğumu seviyorum. Ha işte evet. Evet aynı. Buradaki şuurdan kasıt atomdan küçük olmam lazım. Atomdan küçük ve şuurlu olmam lazım ki baktığımda enerji maddeye dönüşsün. Onun için cennete böyle baktığınız zaman ne niyette bakarsanız hemen o kuarklar, enerjiler, enerji paketçikleri inne darüle ahirete leyhele hayvan her şey orada canlıdır. Yani oradaki cennetteki madde histir yani his.
Yani cennet niçin bize bir anda... His mesela muayyen değil. Şekli yok, tipi yok. Ne düşünüyorsan o. Bir nazarla baktığın zaman o olacak yani. Bir anda her yerde olacaksın. Ama cennette bir anda bir yerde olmak o zor işte. O istek olacak. İstemediğin anda her yerdesin. Bu dünyada ise bir yerde normal, her yerde olmak anormal. Bu zor. Çünkü arkadaşlar dedim ya, bu odunu meydana getiren duman, nur, enerji, odun olarak tutmak zordur. Bunların fıtri yapısı yaktığın zaman bir anda her yerde değil mi? Ya dumanı, nuru, ısıyı, ışığı alacaksın, sıkıştır, 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 odun yap. Bu zor işte. Sıkıştırıp odun yapmak zordur. Bunu yaktıktan sonra enerjiye dönüştürmek kolay. Al bakalım hadi buradaki enerjiyi odun yap. Odunu sen yaktın, hiçbir yere hava sızmasın. Kap. Dumanı, nuru, ısısı, ışığı orada, hiçbir yere sızmadı. Hadi geri al bakalım da odun yap tekrar. Bu zor işte, odun yapmak zordur. Şaşıracaksınız ama dünyayı yapmak, cenneti yapmaktan zordur. Oranın malzeme, kullanılan malzeme nur ve nurani olduğu için nur ve nuraniden nurani şeyler yapmak kolay. Burada ise kesif, gübreden, kokuşmuş maddelerden buradan bunu çıkartmak, gülü çıkartmak. Burası zordur. Ve orası anlaşılmaz oradayken. Ne kadar mühim ki ille buraya gelinmesi lazım. Ora bilinsin diye Adem geldi. Adem Aleyhisselam. Abi burası da anlaşılmaz orası. Hayır. Burası benimle anlaşılır. Ama cennet burası anlaşılmaz. Onun için çok kaliteli bir yer. Bilin kıymetinizi de. Bilin şu bir nefes almanın ne demek olduğunu. Çöplükte harcamayın kendinizi. Bir an, bir dakika yaşamanın ne demek olduğunu toprağın altındaki firavunlara, nemrutlara, gafletle ömürleri geçirenlere sorun. Kur'an-ı Kerim ne diyor ki? Ya Rabbi bir dakika bize ömür ver. Bir dakika. Ne yapacaksın bir dakika ya? Ne Kur'an okuyabilirsin, ne Kur'an öğrenirsin, ne namaz kılabilirsin bir dakikada. Şunu diyecek. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ne olacak? Sonsuz cehennemden kurtulup yansan bile gene döneceksin. Onların bir dakika eline geçmeyen dakika senin elinde var. Son nefese geldiğin zaman bir dakikanın ne demek olduğunu, bu sohbetin ne demek olduğunu o zaman anlarsın. Git astım hastalarına sor. Doktor bilir. Hem de çapamı cerrah parçadan şey olmuş. Akciğer kanseri olmuş. Yoğun bakımda. Beni görünce çıkartın dedi doktora. Çıkarttı abi tanıdık da hem doktor da şey. Bana diyor ki Hasan kardeş. Müslüman kardeşlerime söyler misin diyor. Şu ne oldu? Ben duruyorum. Cihazsız, yoğun bakım olmadan bir defa rahat nefes aldıklarının farkındalar mı? Taktı gene. Anlamayız şimdi biz gene. Çünkü yumurta dayanmadığı için anlamaz. Ömür son dakikalarına geldiğin zaman yaşamanın ne demek olduğunu, nefes alıp vermenin ne demek olduğunu, yürümenin ne demek olduğunu felç olmadan o zaman anlarsın ama badel harabu basra. 3 satır kaldı. Atom altına geçen bir ilim ehli aradan buraya yapamayacağı, oradan buraya yapamayacağı hiçbir şey kalmaz. Mesela atom altına, kuarklara, o zerrelere giren bir ruh, bir adam, bir evliya, bir peygamber oradan bu tarafa doğru yapamayacağı hiçbir şey olmaz. Ya buzla ne uğraşıyorsun? Ağaçla ne uğraşıyorsun? Çekirdeğin genetiğini değiştir. Suya müdahale et, buz değişsin. Ya buzu kaba göre şekillendiremezsin. Suyu kaba koy sonra buz olsun. Yani o tarafa geçin, buraya şekil vermek için uğraşma. Oraya geçmeye uğraş, ondan sonra burayı istediğin gibi şekillendirirsin. Mülkütü geçmen lazım. Ama adam gibi geçeceksin. Bir tanesi dediği gibi de yapmayacaksın. Bir tane ettireyim size. Keseceğim. Abi dedi evliya olmak istiyorum. Ya evliya olmak zordur dedim ya. Şurdur şurdur neyse. Ya dedim birinci şartı şu. Zorladı. Yani gıybet dedim. Haram. Oruçluyken gıybet etsen. Gıybetim bozulmaz ama. Orucum bozulmaz ama. Zarardır orucuna. Ama evliya olursan. Evliya adım atarsan.
avamı bağlayan, halkı bağlayan özellikler onunla öyle olmaz. Yani gıybet ettiğin anda oruç bozuluyor evliyanın. Avamın bozulmuyor, günahkar oluyor. Abi kalsın dedi. Şimdi merak ettim, anlatacağım şu o değildi. Dedim ki bu adam niye evliya olmak istiyor? E doktor, niye evliya olmak istiyor diye sordum. Dedi ki bu kafa evliya olabilir mi yani? Dedi ki niye olmak istiyorsun? Merak ettim de yani böyle hakikatin keşfi falan. Dolmuşlara binmemek için yapacaktım dedi. Bu kafa evliya olur mu? Bu kafaya nasip olur mu? Bu düşünce. Yani bu düşünce bu kuartları değiştiremez. İşte değiştirmek istiyor ama bazılarını Allah vermiş. O kadar beden idealist olmuş ki bedenden sıyrılmış, inmiş aşağıya, kuartlara hükmetmiş ama ulvileşememiş. Suyun üzerinde yürümüş. Ateşin üzerine yürümüş. Ondan sonra şişi sokarlar şey yapmaz. Camların üzerine yürür. Hiç kesmez bu dişleri. Hani kafir mümin fark etmiyor kuarka inmek için. Ama adam gibi ineceksin. Merdivenden yoksa çıkamazsın orada. Çıkamadı adam. Çünkü maddenin buradaki zorunlu bir yerde olmak, kuantum fiziğinde ise bir anda olması gereken her yerde olmaktır. İstesen de bir yerde olamazsın. Bir yerde olabilmem için birisi benim seviyemde benimle iletişim geçmesi lazım ki beni bir yere durdursun. Mesela onlardan bir tanesi. Bak şimdi. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Şu sayfa. Yazıyı görüyorsunuz. Bu yazı ne ifade ediyorsa bu yazıyı ifade eden en az bu yazı kadar kıymetli olan yazıyı gösteren ara boşluğudur. Bu yazı maddedir. Ara boşluğu kuantum mekaniği. Bu ara boşluğu olmasa yazı gözükmez. Ne çıktı merak ediyorum. Tukade siraci nuri siren beyaneten tukade surci surci siren teneveret bi nurin celalin vazihim ve şeren tahin bi kudusin berkutin bihin nari uhmidet bi yahin ve yahuhin nemuhin esaliyen bi tamtamin mihraşin lin nari i'de semet bi halin ahilin şal'in şal'ubin şeyli'in şeyli'in tayin tahubin taytahubin tahattet Enuhin bi yemluhin ve ebruhin ebruhin kısma iksemet diyor. Ve ebruhin iksemet bi temlihin ayati şemuhin teşemeket ebazihin bayzuhin ve zeymuhin badia hamaruhin yeşruhin bi şerhin teşemeket bi balihin ve simyani ve bazuhin badiha bi zeymuhin eşmuhin bihil kevnu umiret bi şen bil şen mahati uksimel bi dua ikbel duayı. Nedir bu? Celcelit'e çıktı. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh şeyi burada söylüyor. İşte Es Said-i Müdrike Nizalike Zaman, ey zamanın Kürt Said'i. Müdrike Kürt demektir. Ama keşke şöyle olsaydı hoşuma giderdi. Ya Hasan-ı Müdrike Lazike Zaman. Uydurdum ama olmadı. Yani niye Said dedi de Hasan demedi. Ya Said-i Müdrike Nizalike Zaman. O layık o yüzden abi. O layık oraya da o yüzden. Layık evet. Yani acayip bir şey. Bu dersleri var ya, Üstad diyor ki, burada anlatıyor, Risale-i Nur'un işte hassaları diyor. İşte hassaları. Bunları bir araya cem et, bir araya topla. Hassalarını bir araya topla, bir hayri tümüm et. Fecme havasa bir hayri tümüm et. Risale-i Nur hafaslarının özelliklerini böyle toplama yap. Ne olursa sonra o zaman hayır tamamlanır. O çıkması çok ilginç. Değil mi? Mevzumuz da biraz
Bu da melekutiyet ya. Okuduğumuz yer neye celcelüteye çıktı? Eşyanın arkasından gaybden haber veren şeyler. Yani eşyanın arkasındaki kanun bu. Onun için çıktı. Ben bilmiyorum daha. Niye bu çıktı pat diye açtım da. O başka bir önce kan. Sekizinci gene bu Gafsazam çıktı şimdi gene. Hazreti Ali Gafsazam. Vallahi yani o çıktı. Demek şimdi. Ki arka planda onaylandığını düşünüyorum. İnşallah yani böyle şey. Bu işlediğimiz konu eşyanın arkası. Son cümlemiz olsun diye. Allah da bir an nazarını benden çevirirse ben yok olurdum. Atom altına inince sen orada ol desen olur. Orada kural böyle. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.